Macaristan'ın başkenti Budapeşte Türkiye'yi dünyaya tanıtan bir resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide polis baş müfettişi ve ressam Ahmet Sula'nın eserleri yoğun ilgi gördü. Çünkü burada söz sanatı var, yazı sanatı var, resim sanatı var. Söz, yazı ve resim sanatını Türk İslam kültürüyle harmanladı, eserlerini dünyaya tanıttı. Dünyanın şer odaklarıyla, terörüyle mücadele ettiğimiz bir alan var bu silahla. İkincisi de bir kültür diplomasisi gibi gördüğüm kültür ve sanat alanında. Elinde kah silah var, kah fırça. Türkiye onu ressam polis olarak tanıdı. Polis baş müfettişi Ahmet Sula 50. sergisini Macaristan'ın başkenti Budapeşte de açtı. Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen 3 kıtada tek hat sergisine Macar ve Japon sanatçılar da katıldı. Bu sergimizi Yunus Emre Enstitüsü Başkanımız Şeref Ateş Hocamızın vizyon ve desteğiyle açtık. Küresel bir mesaj vermiş oluyoruz. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılışını yaptığı sergi büyük ilgi gördü. Çok çeşitli şekillerde ulaşamadığınız insanlara sanatla ulaşabiliyorsunuz. Hem Türkiye'yi, hem Macaristan'ı, hem de uzak doğu ülkelerine ait olan hat sanatını Budapeşte'de de sanatseverlere ulaştırmış olduk. Sula'nın felsefi resimlerini Macarlar ve dünyanın dört bir yanından gelen sanatseverler hayranlıkla izledi. Ahmet Sula hayranlarıyla tek tek ilgilendi, resimlerini anlattı. Tek kelimeyle aşık oldum. Bu benim favori tablom. İçinde ne çok anlam gizli. Çok etkilendim. Her eserin bir mesajı var. Tabii herkes için farklı. Sizi tebrik ederim. Harika eserler bunlar. Yurt dışındaki 10. sergisini açan Sula, Türk-Macar ortak geçmişine vurgu yaptı, sanatın birleştirici yönüne dikkat çekti. Atilla'nın torunlarıyız. En üstünde de Adem ile Havva'nın çocuklarıyız.